Şu ana kadar karbonun yaşam için ne kadar önemli bir element olduğundan bahsettik. Karbonun yaşamın temelini oluşturan element olduğunu anlattık. Karbonun karbon, hidrojen, oksijen gibi diğer elementlerle bağ kurup canlı organizmaların temelini oluşturan birçok yapıyı oluşturabilme yeteneğinden söz ettik. Organik moleküller dediğimiz koca bir molekül sınıfının esasında karbon temeline dayandığını söyledik. Bir önceki videoda karbonun bağ kurma yeteneğinin elektronik yapısından yani elektronlarının diziliminden kaynaklandığını anlattık. Karbonun 6 protonu var. Nötr karbonun 6 adette elektronu bulunur. Bu elektronların iki tanesi en iç orbitalde, kalan 4 elektron da en dış orbitalde yer alır. Dış orbitalde bulunan bu 4 elektron tepkimeye girme eğilimindedir ve bu elektronlara değerlik elektronları diyoruz. Bu dört değerlik elektronu dört adet kovalent bağ kurar. Mesela karbon dört adet hidrojenle bağ kurduğunda hidrojenlerin her bir kovalent bağa bir adet elektron verir. Hidrojenler bu kovalent bağlar sayesinde iç orbitallerindeki elektron sayısını ikiye tamamlar ve helyuma benzer. Karbon da dış orbitaldeki elektron sayısını kovalent bağlar sayesinde 8'e tamamlar ve neona benzer. Neon'un iç orbitalinde 2 elektronu, dış orbitalinde de 8 elektronu vardır. Oktet kuralını hatırlıyorsunuzdur. Oktet kuralına göre atomlar kararlı hale gelebilmek için dış orbitallerinde 8 adet elektron bulundurmak ister. Burada da karbonun dış orbitalinde toplam 8 elektron var. Bu elektronların dördü karbonun kendi elektronları, dördü de kovalent bağlara hidrojenler tarafından verilen elektronlarıdır. Yani buradaki dört kovalent bağ, karbonda, hidrojenlerde toplamda dörder elektron verir. Ve bu sayede metan oluştururlar. Karbon gibi dört adet değerlik elektronu bulunan, dört adet bağ oluşturmaya eğilimi olan ve periyodik tabloda karbona çok yakın olan bir element daha var. Bu element silisyumdur. Ancak bazen bunu silikon olarak da duyabilirsiniz. Çünkü İngilizce'de bu element silikon olarak geçiyor. Ama biz bu videoda silisyum olarak anlatacağız. Silisyumun 14 adet protonu vardır. Dolayısıyla nötr silisyumun 14 adet de elektronu bulunur. Silisyumu şuraya çizelim. Sadece elektronlarını göstereceğim. Silisyumun 14 elektronundan 2 tanesi en iç orbitalde bulunur. Tabi bu orbitalin yeri tam olarak belirli değil. Elektronlar burada sağa sola hareket edip durur. Silisyumun ikinci orbitalinde 8 elektron daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada kıpır kıpır hareket ediyorlar. 14 elektrondan 10 tanesini yerleştirmiştik. Geriye kalan 4 elektron da en dış orbitalde yer alır. İşte bu dört elektron silisyumun değerlik elektronları. Ve bu elektronlar tepkimeye girme eğiliminde. Silisyumun değerlik elektronlarını bu şekilde gösteriyoruz. Etrafına 1, 2, 3, 4 adet nokta koyalım. Silisyumun tıpkı karbon gibi 4 adet değerlik elektronu bulunur. Orbital sayısı karbondan bir fazla. Ancak değerlik elektron sayısı karbonla aynı. Ve silisyumda tıpkı karbon gibi 4 adet kovalent bağ oluşturma eğiliminde. Şimdi bunun üstüne karbon temelli yaşam gibi silisyum veya silikon temelli bir yaşamda mümkün olamaz mı sorusunu sorabilirsiniz. Bu soruyu ilk soran siz değilsiniz. Bilim kurgu yazarları, senaristleri silisyum temelli bir yaşamı şu ana kadar birçok kez düşünüp kurguladılar. Mesela burada 1967'de uzay yolu orijinal serisinin karanlıktaki şeytan bölümünden bir kare görüyoruz. Bu resim karesinde Körkün Horta isimli silisyum temelli bir yaşam formuyla karşılaşmasını görüyoruz. Dizide bu yaratığın birçok farklı özellikleri olduğundan bahsedilir. Özetle silisyum temelli yaşam şu ana kadar bazı insanların hayallerini süslemiştir. Fakat işin kimyasına baktığımızda işin aslının o kadar da basit olmadığını görüyoruz. Örneğin karbonun en önemli özelliklerinden biri başka karbonlarla hali hazırda bağ oluşturabilmesidir. Bu bağlar hidrokarbon dediğimiz çok uzun karbon zincirlerinden oluşan moleküller oluşturabilir. Fakat silisyumlar arasındaki bağ karbon-karbon bağa kadar kuvvetli bir bağ değil. Silisyum, karbon gibi diğer silisyumlarla uzun zincirler oluşturamaz. Karbon, 4 hidrojenle kovalent bağ kurarak metanı oluşturur. Silisyum da benzer şekilde 4 hidrojenle kovalent bağ kurarak silan adı verilen molekülü oluşturur. Fakat silan hala hazırda oluşabilen bir molekül değil. Hatta metanla aynı özelliklere de sahip değil. Şimdi karbondioksiti düşünelim. Karbondioksit de karbon... İki adet oksijene çift bağlarla bağlanmıştır. Evet, karbonu oksijenlere çift bağla bağlayalım. Karbondioksit günlük yaşantımızda birçok yerde karşımıza çıkar. Karbondioksit esasında bir gazdır. Bitkiler karbondioksiti kullanarak büyür. Yaşamımız için oldukça önemlidir çünkü biz de karbondioksiti soluyoruz. Öyleyse bir de silisyum dioksiti düşünelim. Silisyum dioksit diğer adıyla silika aslında çok yaygın bir bileşiktir. Fakat yaşamın var olduğu sıcaklık değerlerinde gaz halde bulunmaz. Bu sıcaklık değerlerinde silisyum dioksit çoğunlukla toprakta kuvars formunda bulunur. Silisyumun oksijenle kurduğu bağ, karbonun oksijenle kurduğu bağdan çok çok daha kuvvetli bir bağdır. Bu bağ canlı organizmalarda meydana gelen kimyasal tepkimelerden etkilenmeyecek kadar kuvvetli bir bağdır. Özetle silisyum temelli bir yaşamın varlığını hayal etmek eğlencelidir. Evren bizi hayal edemeyeceğimiz şeylerle karşılaştırarak her zaman şaşırtmıştır ve şaşırtmaya da devam edecektir. Fakat sahip olduğumuz canlılık ve kimya bilgisine dayanarak şunu söylemek mümkün. Silisyum karbon gibi 4 değerlik elektronuna sahip olsa ve 4 kovalent bağ oluştursa bile canlılığı oluşturan işlemleri yerine getirebilecek, canlılık için gerekli olan tepkimeleri gerçekleştirebilecek bir element değildir. Yani silisyum karbon gibi bizim bildiğimiz, tanık olduğumuz bir canlılığın temelini oluşturmaya uygun bir element değildir.